İnsanlar tramvaya biniyor, metroya biniyor, otobüse biniyor, trene pek binemiyor. İstanbul'da en azından binemiyor. Çünkü İstanbul'da banliyö trenleri uzun zamandır yok. Demir yolu önemli ama o önemi gerektiği gibi hak etmiyor. Efendim biz hızlı tren yaptık. İyi yaptınız, güzel yaptınız da hızlı tren yaparken keşke şu banliyö trenlerini ortadan kaldırmasaydınız. Ama yapıyoruz, Marmaray yapıyoruz. E peki, kolay gelsin o zaman. Kaç sene önce bitecekti bu Marmaray? Bitmedi mi? Yakında biter. Efendim günaydın. İstanbul Merkez Stüdyolarımızdan güzel ülkem Türkiye'nin dört bir yanına günaydın diyoruz. Mesela nereleri? Tabii ki yer bölge ayırt etmiyoruz ama mesela Diyarbakır'a günaydın diyelim. Mardin'e günaydın diyelim. Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, Hatay'a, Iğdır'a, Ardahan'a, Kars'a, Ağrı'ya, Samsun'a, Bayburt'a, Gümüşhane'ye, Zonguldak'a, Amasya'ya, İzmir'e, Aydın'a, kısacası güzel ülkem Türkiye'nin dört bir yanına günaydın diyelim. Sadece Türkiye mi? Hayır. Dünyanın dört bir yanında ulusal kanallı izleyicileri var. Dünyanın dört bir yanındaki vatansever izleyicilerimize de günaydın diyelim. Tabii ki vatansever olmak her Türk vatandaşının boynunun borcu. Ah nasıl, öyle bir şey olabilir mi? Elbette olur. Niye? Bir Fransız ülkesini seviyor da kötü mü oluyor? Mesela bir Alman ülkesine sahipleniyor da kötü mü oluyor? Bir Türk ülkesine, vatanına sahiplendiği zaman, ülkesini, vatanını sahiplendiği zaman niye kötü oluyor diye bir soru işaretini ortaya atalım sabah saat 8.01 itibariyle. Günaydın dedik, günaydın Türkiye'm dedik programımıza. Geceden kalan sıcak haberlerle başlayacağız. Ardından gazetelere bir göz atacağız. Bazı köşe yazarlara bakacağız. Köşe yazarlarında öne çıkan ne? Herkes farklı farklı konuları ele almış ama bugün ekranınıza daha çok şu dün açıklanan ve bir türlü anlam veremediğimiz enflasyon rakamlarıyla ilgili köşe yazılarını getirmek istiyorum. Peki ama neden? Çünkü dün enflasyon rakamları açıklandığında bazı medya siteleri efendim enflasyon düştü işte tarihi başarı gibi manşetler attılar. Kafamız karıştı. Acaba gerçekten öyle mi? Şüphelenmeden edemedik. Aslında durum o medyanın söylediği gibi pek de değildi. Bugün köşe yazılarında işte onu ekranınıza getireceğim. Efendim Fenerbahçe tebrikler, başarılar. Bu başarının devamını diliyoruz diyelim. Fenerbahçe'nin o güzel haberiyle başlayalım. Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam ediyor. 2-1'in rövanşında Stonegraz'ı konuk eden Sarı Lacivertli temsilcimiz öne geçtiği maçtan 1-1'lik skorla ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı Lacivertlilerin playoff biletini alması kadar karşılaşmayı izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sık sık dudak okumasını engellemek için ağızlarını kapatarak konuşmaları da dikkat çekti. Mustafa Kemal'in askerleriyiz tezahüratıyla Kadıköy'ü inleten Sarı Lacivertliler karşılaşmada tek ses İzmir Marşı'nı okudular. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Avusturyalı rakibi Sturmgraz'da 2-1'in rövanşında 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi playoff turuna yükseldi. Kadıköy'de mücadeleye büyük ilgi gösteren taraftarların desteğiyle başlayan Fenerbahçe maçın 32. dakikasında Dirar'ın kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya sönük başladı. Fenerbahçe 66. dakikada kalesinde gol gördü. Hasan Ali'den sıyrılarak düzgün vuruş yapan Husbek maça eşitliği getirdi. Gol sonrası baskısını artıran Sturmgraz savunmayı ikinci plana atınca Fenerbahçe birkaç net pozisyon yakaladı ama sadece yakaladı, değerlendiremedi. Maçın geri kalanında iki ekip de tehlikeli pozisyonlar oluşturmasına rağmen golü bulamadı ve 90 dakika 1-1 sona erdi. Temsilcimiz adını Avrupa Ligi playoff turuna yazdırdı. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da tribünden izledi. Erdoğan'la Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sık sık dudak okunmasını engellemek için ağızlarını kapatarak konuşmaları dikkat çekti. Sarı lacivertli taraftarlar sürekli Mustafa Kemal'in askerleriyiz tezahüratı ve İzmir Marşı'nı okudular. Erdoğan maçın ardından soyunma odasına indi, futbolcuları tek tek tebrik etti.
Playoff'a bu kadar sevindik, inanılmaz derecede sevindik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bundan sonra da başarılar diliyoruz. Ama bir birlik skor beni çok da tatmin etmedi açıkçası. Çünkü deplasmana gideceksin, orada gol atacaksın, evine geleceksin, tek gol atacaksın. Olmaz. Pek umut verici gibi durmuyor ama bu başlangıç, eminim ki Avrupa'da tüm temsilcilerimiz çok önemli başarılara imza atacaklar. Şimdi haberde bir detay vardı. Neydi o? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yan yana durdukları, ağızlarını kapatarak, ne konuştukları anlaşılmasın diye ağızlarını kapatarak birbirleriyle sohbet ettikleri detayı vardı. Peki ne konuşmuş olabilirler? Aziz, geçen gün bir motosikletliyle tartışmışsın. Evet reis, tartıştım gibi bir muhatap geçmiş olabilir. Efendim, Fenerbahçe'yi tebrik ettik. Bu haberi bir kenara koyduk. Şimdi gelelim bir başka sıcak gelişmeye. Bilecik merkezi 4 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden biri tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilecik merkezi 4 ilde FETÖ yapılanmasının yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı 11 şüpheli. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında 28 Temmuz'da İstanbul, Bursa, Sakarya ve Bilecik'te eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında üniversite öğrencilerinde bulunduğu 11 zanlı emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden biri tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hız felakettir. Sadece hız mı? Hayır. Aracınız varsa mutlaka kontrollerini vaktinde yaptırınız. Otomobile binerken, aracınıza binerken, sadece otomobil demeyelim, tır, kamyon vesaire, kontrol edin. Lastiklerini kontrol edin. Aracı genel anlamda şöyle kullanmadan önce bir kontrol edin. Yağına bakın, suyuna bakın vesaire. Frenleri kontrol edin. Mesela bir pilot uçağına binmeden önce ne yapar? Uçağın etrafında bir tur atar, iniş takımlarını kontrol eder, lastikleri kontrol eder, bazı mekanizmaları kontrol eder. Bunun yanı sıra kokpite girdikten sonra yine kontrollerini sürdürür. Her şeyin başı emniyet. Efendim, klasik bir laf, onca uyarıya rağmen diye başlar genellikle trafik kazası haberleri. Ama maalesef haklılık payı da var bu ifadenin. Bir kaza yaşandı. Kazanın adresi Muğla Yatağan'la Kabaklıdere ilçelerini bağlayan yoldu. İki otomobil çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Üzücü, kazanın adresi Muğla oldu dedik. Kaza Yatağan'la Kabaklıdere ilçelerini bağlayan yolun salkım mevkinde meydana geldi. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldı hastanede, hayatını kaybetti. Yaralı halde hastaneye kaldırılan 6 kişinin de sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asıl üzücü görüntüler, öyle değil mi? İşte bu yüzden dikkatli olmak zorundayız. Efendim, ben usta sürücüyüm, bana bir şey olmaz. Hadi canım, hadi canım. Böyle bir savunma olmaz. Bizde genellikle bu tarz ifadelerle çok karşılaşılır. Efendim, deprem mesela. Öleceksek ölürüz. Yok böyle bir şey. Tedbirimizi almak zorundayız. Tedbirimizi almak zorundayız. Ondan sonra TÜBİTAK'ta böyle birbirinden ilginç projeler geliştirilir. Biz de onları böyle ayakta alkışlarız. Neyse, bu trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Maalesef dün sabah da yine üzücü bir trafik kazası haberini sizlerle paylaşmıştık. Başkente dönelim. Ankara'da alevli bir gece vardı. Yeni Mahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar sitesinde yer alan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin tam 42 araç ve 95 personelle müdahale ettiği yangın 3 saatte söndürülebildi. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış sebebi yapılacak çalışmalar sonrasında belirlenecek. Daha fazla detay var mı? Elbette var. Yeni Mahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar sitesindeki atık kağıt deposuyla araç lastiklerinin olduğu alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerinin iş makineleri de destek verdi. Ankara'nın birçok noktasından görülen yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 42 araçla 95 personel görevi yaptı. Kağıt deposunda maddi zarara neden olan yangın görevlilerin yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmaları sonrasında söndürülebildi. İki ayrı yerde aynı anda başlayan yangının nedeni araştırılıyor. Alevlerin rüzgar nedeniyle yayılmış olabileceği veya sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Sadece Türkiye'de olmuyor tabii ki yangınlar. Dünyanın farklı bir noktasına gideceğiz. Dubai'de bulunan dünyanın en yüksek kulelerinden Tork Kulesi'nde yangın çıktı. Sosyal medyada yangına ilişkin paylaşılan görüntülerde alevlerin tüm gökdeleni kapladığı görüldü. Bu dehşet dolu görüntülerin adresi Dubai. Dünyanın en yüksek gökdelenlerinden biri olan Dubai'deki 87 katlı Tork Kulesi'nde yangın çıktı. Dubai'li yetkililer binanın başarılı bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. İtfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına aldıkları ifade edildi. Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi henüz tam olarak bilinmiyor. Tork Tower daha önce de 2015'te çıkan bir yangında hasar görmüştü. Tork Tower 2011'de açıldığında dünyanın en büyük gökdeleni unvanını kazanmıştı. Ancak o günden bugüne dek bu unvan 6 farklı gökdelen arasında el değiştirdi. Gökdelenler Türkiye'de de bir hayli fazla. Eskiler derler ki binalar da zinalar da artmışsa kıyamet yaklaşmış demektir. Bu enteresan sözü de paylaşmış olalım. Efendim gazetelere geçeceğiz. Gazetelerde ne var ne yok bu haberlere gazetelere göz atacağız. Gazetelere göz attıktan sonra tabii ki sosyal medyada yer alan önemli gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Şimdi sosyal medya demişken gazetelere de geçmeden önce ne yapalım? Tarihte bir bugün yapalım. Bugün neler olmuş? Dedik ya bugün 4 Ağustos 2017 Cuma, Cuma günü. Bugün bakalım nelerin yıl dönümü. 4 Ağustos 2008 yılında ne olmuş efendim? Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmiş. 2008 yılında. 2008-2017 uzun bir süre. 4 Ağustos 2008'de başka ne olmuş? Hindistan'ın kuzeyindeki Himalaç eyaletinde bulunan Naini Devi Tapınağı'nda çıkan izdihamda tam 145 kişi hayatını kaybetmiş. Safa Önal, senarist, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girmişti. 4 Ağustos 2005 yılında benim de saygıdeğer hocalarımdan birisi kendisi. Yüksek Askeri Şura, Başbakan Necmettin Erbakan Başkanlığı'nın toplandığı manşetini atmıştı. Gazeteler 4 Ağustos 1996 tarihi için o tarihte 13'ü irticai faaliyette bulunduğu gerekçesiyle 29 subay ve assubay ordudan atılmıştı. Şiir pulu çıkarıldı. Pulda şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın portresi ve 35 yaş şiirine yer verildi. Peki ne zaman? 4 Ağustos 1993'te. Gelelim başka neler olmuş? 4 Ağustos'ta önemli başka neler var? Bu kadar. Peki gazetelere geçeceğiz. Gazetelere geçeceğiz ama gazetelerde ne var ne yok sorusundan önce bir yola bakalım. Efendim İstanbul'un yol durumu. Bugün Cuma, bugün haftanın 5. günü. Bugün aynı zamanda haftanın son iş günü resmi açıdan. İstanbul'da durum ne? İstanbul'da her yer yeşil. Keşke İstanbul gerçekten böyle yeşil olabilse. İstanbul'da hava durumu, yol durumu hiçbir zaman belli olmaz. Ben işe gideceğim, geç kaldım, acaba yol durumu nasıldır diyenler için işte o sorunun yanıtı. Dedik ya İstanbul genellikle yeşil, keşke İstanbul hep böyle yeşil olsa
yemyeşil olsa. İstanbul'un dokusuyla oynadık, doğasıyla oynadık. Ondan sonra ne oldu? Şu oldu, yağmur yağdı, dolu oldu, sel oldu, afet oldu. Yazık İstanbul'a. Efendim, İstanbul'un havasına da, suyuna da, yoluna da güven olmaz. En iyisi vakitlice ne yapmak? Yola çıkmak. Bir araç arızası var. D100 Merter İncirli yönünde. Sağ şeritte araç arızası var. Bu nedenle bölgede trafikte bir yoğunluk var. Neresi o? İşte burası. Şu kırmızı nokta gördüğünüz yer. Burası sürekli kırmızı. Burası gece yarısı bir yeşile dönüyor. Onun haricinde hep kırmızı. Yetkililer burada gerekli tedbirleri bir türlü alamıyor. Peki ama neden? O sorunun yanıtını da tabii ki bilen pek yok. Peki başka nerelerde ne var? Burada bir yol çalışması var ama bir başka araç arızası daha var. Araç arızasının adresi bu kez Küçükçekmece Hacı Şerif yönü. Sağ şeritte araç arızası var. Bölgedeki trafik bu arıza nedeniyle etkileniyor. 19 dakika önce bu araç arızasının olduğunu da sizlerle paylaşalım. İstanbul'un farklı noktaları. Büyükçekmece tarafları, Silivri tarafları, buralarda trafik genellikle yeşildir. Hep yeşil olsun, aman bir kaza olmasın, Allah kaza bela vermesin. Tek sıkıntımız trafikte araç arızaları olsun. İstanbul'un farklı bir noktasında yol çalışmaları, çeşitli yol çalışmaları var. Bu yol çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman bitmediği gibi yetkililer bir tarih de veremezler. İşte İstanbul'un yol durumu böyle sevgili seyirciler. İstanbul'un dedik ya havasına da yoluna da pek güven olmaz. Tedbirli olmakta fayda var. Kesinlikle tedbirli olmakta fayda var. Geçebilecek miyiz gazeteler arkadaşlar? Geçelim. Peki Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi ile başlayalım. Aydınlık'ın manşeti Türk Uydusu'ndan Kürdistan yayını. Türk uydusu üzerinden yayın yapan Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudav TV kanalında Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerindeki bazı iller Kürdistan haritası içinde gösteriliyor. Irak Kuzey Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu için kampanya hızlandı. Televizyon ve gazetelerde bağımsızlığı destekleyen yayınlar ve yazılar arttı. TürkSat üzerinden yayın yapan Rudav TV'de bölünmüş Türkiye haritasıyla kampanya yürütülüyor. Konuyla ilgili soru önergesi veren CHP milletvekili Haluk Pekşen, Rudav TV'de yapılan yayınlara sert tepki gösterdi. Bağımsızlık referandumu egemenlik haklarımıza saldırıdır diyen Pekşen, Rudav'ın Türk uydusu üzerinden yayın yapmasının da kabul edilemez olduğunu vurguladı. Aydınlık Gazetesi'nin manşeti bu. CHP milletvekili Haluk Pekşen'in verdiği soru önergesi de bu. MHP milletvekilleri bu konuda sessizliğe büründüler. Nedense kendilerinden bir çıt çıkmıyor. Bakalım bu haber sonrası onlardan da böyle bir tepki gelecek mi? Yoksa ya biz zaten o kanalı izlemiyoruz savunması mı yapacaklar? Çin'in bölücüleri terörist listemizde Aydınlık Gazetesi'nden sizlerle paylaşacağımız bir diğer haber. Türkiye, Çin'in Uygur özerk bölgesinde ayrılıkçı terör faaliyeti yürüten Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni resmen terör örgütü olarak tanıdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin ziyaretinde mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye'nin tek Çin politikasına en büyük destek veren ülkelerden biri olduğunu söyleyerek, Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde Çin'e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz diye konuştu. Sığınmacıların Esad'la sorunu yok. Aydınlık Suriyeli genç sığınmacılarla yapılan ankete ulaştı. Buna göre sığınmacıların %71'i Esad'ın gidişini öncelik olarak görmüyor. Ankete katılanların yaklaşık yarısı İran ve Rusya'nın rolünü olumlu buluyor. Gökun Göçmen'in haberi Aydınlık Gazetesi'nde işte böyle yer alıyor. Aydınlık Gazetesi'nin manşeti bugün önemli. Zira bu manşet çok sayıda medya kuruluşuna da yol gösterecek bir manşet. Muzaffer İzgü'den çocuklara sürekli soru sorun. Bu da tabii ki önemli. Çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Muzaffer İzgü hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden İzgü
tüm çocuklara aydınlık aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Peki ne dedi mesajında? Çocuklar her zaman okusun, okumayı hiçbir zaman bırakmasınlar. Kitap okuyan çocuk soru sormayı öğrenir, soru soran çocuk geleceğe daha farklı bakmayı öğrenir. İzgün'ün 107 kitabı ve 200'e yakın radyo oyunu bulunuyor. İzgi'ye acil şifalar diliyoruz. Kendisi bu güzel ülke için çok önemli bir değer. Ve çocuklara nasihatı da tabii ki çok önemli. Okuyun, sürekli okuyun. Evet, okuyun. Milletçe en büyük problemlerimizden biri zaten bu. Okumamak. Okumuyoruz. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Efendim zaten zar zor geçiniyoruz. Kitap alacak paramız yok. Kütüphaneler var. Ama işte yani vakit yok, kütüphaneye gidemiyoruz. İnternet var. Yolda, orada, burada, ellerinizde cep telefonları, otobüslerde vesaire. Koca koca insanlar balon patlatma oyunları oynayacağına açsınlar, okusunlar, interneti farklı şeyler için kullansınlar. Haksız mıyız? Siz kitap okumazsanız çocuğunuza kitap okutamazsınız. Size ilginç bir bilgi paylaşayım. Türkiye'de mesela bir kitap basılacak. Adınız yoksa, ünlü birisi değilseniz kitap 1000 baskı yapar. Zar zor. Ama başka ülkelere gidecek olursak, hiç Avrupaları vesaireyi örnek göstermeye gerek yok. Azerbaycan'a gidecek olursak, kitap ne olursa olsun, içeriği ne olursa olsun, ilk baskısı 10.000'den başlıyor. İşte burada da soru işaretleri var. Okuyun çocuklar, okuyun, bilgilenin, geleceğinizi aydınlatın. Okuyan çocuk ne yapar? Gün gelir, kendi kitabını yazar. Ne kadar güzel değil mi? Düşünsenize, bir gün kendi kitabınızı okuyorsunuz. Yolda yürüyorsunuz, bir bakıyorsunuz kendi kitabınızı. Sizin yazdığınız kitabı okuyan insanlar var. Kitapçıya gidiyorsunuz, yayın evine gidiyorsunuz. Sizin kitabınız raflarda. Ne kadar güzel değil mi? Peki, Aydınlık Gazetesi'nde sürmanşette başka ne var? Yaş kararları Amerika'ya yanıt. Kritik Yüksek Askeri Şura atamalarını değerlendiren emekli komutanlar kararların olumlu olduğunu vurguladı. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Amerika Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki milliyetçilerin temizlenmesini istiyordu. Hem iktidar hem de yaş üyeleri tuzağa düşmediler demiş. Emekli Tuğgeneral Naim Baburoğlu, Amerika elbette güçlü ordu yerine bölünmüş bir ordu ister. Yaş kararlarında Amerika'nın istedikleri olmadı ve Türkiye'nin ulusal güvenliği esas alındı. Aydınlık Gazetesi'ndeki haberler bu şekilde. Aydınlık bugün gündeme damga vuracak bir manşetle çıkmış. Peki diğer gazetelerde durum nedir? Hadi ona göz atmaya devam edelim. Efendim Hürriyet var sırada. Hürriyet gazetesi Kösele bilmecesi manşetini atıyor bugün. Bir kor amiralin deniz kuvvetleri komutanlığına getirilmesiyle gözler en kıdemli isim olan donanma komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin ne yapacağına çevrildi. Kor Or'un üstünde kuvvet komutanlığına getirilen Kor Amiral Adnan Özbal görevini bir yıl bu rütbede sürdürecek. Özbal gelecek yıl Or Amiralliğe terfi ettirilecek. Donanma komutanı Or Amiral Veysel Kösele'nin ismi ise Yüksek Askeri Şura kararıyla emekli ayrılanların listesinde yer almayınca ilk kez bir Kor Amiral görev açısından bir Or Amiral'in üstüne geçmiş olacak. Kösele Or Amirallik'te 3 yılı doldurmadığı için emekliye sevk edilemedi ve denizde komuta hiyerarşisi açısından soru işaretleri ortaya çıktı. Or Amiral Kösele'ye icrası olmayan bir makam bulunması gerekecekti. Ancak Kösele'nin 30 Ağustos'a kadar emekliliğini isteyerek Kor Amiral Komutan Or Amiral Ast krizi yaşanmasını önleyeceği öğrenildi. Efendim bir haber var. Hürriyet'te bunu paylaşacağız sizlerle. Enerji ihalesinde Alman rüzgarı. Zaten Almanya ile aramızdaki rüzgarlar bir türlü dinmiyor. Tamam, Almanya'nın yaptığı pek kabul edilebilecek bir şey değil. Benim de tabii ki karıma dokunuyor. Yani benim ülkemin güzel insanlarına bomba yağdıran, benim ülkemin güvenliğini tehdit eden, benim vatandaşıma mermi sıkan, silah sıkan teröristler, ne kadar terörist varsa Almanya'dalar. Almanya bunlara kol kanat geriyor, bunları koruyor. Yapma Almanya, yapma.
İşte bunu yapınca ne oluyor? Sinirler geriliyor. Tamam, Almanya ile bir kriz var. Bu kriz bir süredir de devam ediyor. İşte İncirlik üssü. Ondan sonra NATO üssündeki Alman askerlerinin ziyaretine izin verilmemesi vesaire vesaire. Almanya'dan Türkiye'ye yönelik açıklamalar. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin üzerinde baskı kurulması vesaire vesaire vesaire. Şimdi o rüzgarlar sert eserken o rüzgardan gelelim rüzgar enerjisine. Enerji ihalesinde Alman rüzgarı diyor Hürriyet gazetesi. Almanya ile gerilimin sürdüğü bir ortamda Enerji Bakanlığı'nın 1 megawattlık rüzgar enerjisi ihalesi Alman Siemens firmasının öncülündeki konsorsiyumda kaldı. Şirket 1 milyar dolar yatırım yapacak. Haydi hayırlısı. Fatih Terim'in Bodrum'dan bugün başladığı yürüyüş Türkiye Futbol Federasyonu'nun önünde 28 gün sonra bitecek. O yürüyüşü Fatih Terim tek başına yaparsa ne kadar iyi olur. Ama yanına başkalarını alırsa tarih tekerrür etmiş olur. Geçelim Hürriyet gazetesinden sonra hangi gazetemiz var bakalım. Bana da sürpriz oluyor. Bana da sürpriz oluyor. Enflasyon yeniden tek hane. Hürriyet'te böyle bir manşet başlık var. Bu başlığın detaylarını da tabii ki sizlerle paylaşacağız. Hürriyet'ten sonraki gazetemize gelelim sevgili seyirciler. Bakalım neler var, ne çıkacak karşımıza. Sabah gazetesi, Türkiye rüzgarı. Allah! Sabah gazetesi kocaman bir manşetle Türkiye rüzgarı diyor. Evet, rüzgar Türkiye'nin rüzgarı ama o rüzgardan parayı götürecek olan Almanlar sanki. 5 bölgede toplam 1000 megawattlık kapasite yaratacak rüzgar enerjisi ihalesinde dünya devleri yarıştı. Şimdi bu yaratacak ifadesine dikkat çekmek gerekiyor. Burada belki de mehteri vermek gerekiyor. Sabah gazetesi bu ifadeyi nasıl kullanmış çok merak ediyor bu zavallı adam. Bu dünya rekorudur dedi Enerji Bakanı. Enerji Bakanı'nın bakınız kıyafeti üzerine tam oturuyor. Kravatı şekilli, el hareketi çalışılmış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için gurur verici bir gün. Enerjide 10.3 sent olan alım maliyetini 3.48 sente düşürdük. Bu dünya rekoru fiyatta gerçekleşti. Gurur duyulacak bu resimde en büyük pay Cumhurbaşkanımızındır. Sonuç Almanya ilişkilerine önemli katkı yapacak dedi. Göreceğiz. Bakalım katkı yapacak mı, yapmayacak mı? Yapacaksa ne boyutta yapacak? Türkiye'nin rüzgarından enerji üretilecek. Kim üretecek? Almanya üretecek. Güzel. Bunca yıldır o kadar rüzgar boş yere esti gitti. Fırtınalar oldu. Hatırlayınız Bursa taraflarında fırtına nedeniyle elektrik hatları kopmuştu. Gerçi sabotaj denildi. Uzun bir süre elektrik kesintisi yaşanmıştı. Bakalım ne olacak? Bundan sonraki süreci göreceğiz. Madem elektrik üretiminde önemli bir başarı imza atıldı, önemli bir başarı elde edildi diyelim. Sayın Enerji Bakanımızın ifadeleriyle, Tabii Kaynaklar Bakanımızın ifadesiyle. O zaman şu elektrik faturalarında bir düşürün kardeşim. Siz de zahmet bir düşürün yani. Olmaz mı? Olur. Efendim bu bina yöneticileri bu sözüme lütfen dikkat kesilin. Belediye başkanları bu sözüme lütfen dikkat ediniz. Ne diyeceğim? Şimdi burada gördüğünüz bir ne var? Rüzgar paneli var. Şimdi bu ne yapıyor? Rüzgarla dönüyor. Elektrik enerjisi üretiyor. Bu devasa boyutlarda, bunun çok daha devasa boyutlarını Çin'de net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi biz Almanya'yla el sıkıştık. Evet, rüzgardan elektrik üreteceğiz diyoruz ya. Çin bunu zaten uzun süredir yapıyor. Hem de Çin'in o rüzgardan elektrik ürettiği cihazlar, makineler neler, o kadar devasa boyutlarda ki, yani sizin şu an oturduğunuz binadan çok daha yüksektir. Pervaneleri değil yani. Peki, gelelim bina yöneticilerine, belediye başkanlarına. Lütfen bu sözüme dikkat edin dedim noktaya. Efendim, küçük boyutlarda güneş enerjisinden ya da rüzgardan elektrik üretebilecek sistemler var. Bunu binanıza ne yaparsınız? Kurarsınız. Belediye başkanları çeşitli fonlarla ilçelerindeki binalara bunları ne yapabilirler? Yerleştirebilirler. Peki sonuç ne olacak? Sonuç şu olacak.
En azından oturduğunuz evinizde boş yere elektrik faturası ödemeyeceksiniz. Kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Vermehteri diyoruz. Birilerinin de kulağını çınlatmış oluyoruz. Geçelim Sabah gazetesinden Cumhuriyet'teyiz. 3 yaşında bir yazar, gazeteci Kaplanoğlu hakkındaki suçlamalar iddianamelerin özensizliğini gözler önüne seriyor. Ozan Kaplanoğlu'nun önceki gün Bursa'da görülen duruşmasını çok sayıda gazeteci izledi. Adli önde yapılan açıklamada tutuklu gazetecilerin tahliye edilmesi istendi deniliyor. TRT yağmalanıyor. Dış yapım adı altında kamu kaynakları yandaş şirketlere aktarılıyor. Ne de olsa bu vatandaş elektrik faturalarıyla TRT'yi her an fonluyor. Gece yarısı kalktınız, lavaboya gideceksiniz, ışığı yaktınız. İşte o ışığı yaktığınız an TRT'yi fonluyorsunuz. Efendim cep telefonum düştü, kırıldı. Yenisini alacaksınız. Aldığınız anda TRT'yi fonluyorsunuz. Televizyonum artık eskidi, düzgün göstermiyor, yeni bir televizyon almam lazım. Televizyon aldığınız anda TRT'yi fonluyorsunuz. Hey maşallah, koca bir ülke TRT'ye çalışıyor. Neyse ki bu ülkenin ulusal kanalı var. CHP milletvekili Barış Arkadaş'ın araştırması TRT'nin hükümet yandaşları tarafından nasıl yağmalandığını gözler önüne serdi. TRT 7000'e yakın çalışanı olmasına karşın dışarıya yaptırılan programlar aracılığıyla yandaş şirketlere 2016 yılında 753 milyon lira ödeme yaptı. Para 753 milyon lira. Güzel. 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 Cumhuriyet'ten sonraki gazetemize göz atalım. Saatler 8.31'i gösterirken bakalım ne çıkıyor karşımıza. Akşam gazetesi. Sürmanşette Avrupa yolunda tam gaz başlığını görüyoruz. Gollerin boğası İstanbul'da bir başka spor başlığı. Efendim gelelim manşetine Akşam gazetesinin. Birleşmiş Milletler'den FETÖ'cü polis için skandal çağrı. Baylokçu Kürşat tatile çıksın. Allah Allah, enteresan. Birleşmiş Milletler bünyesindeki çalışma grubu 17-25 Aralık'ta aktif rol alan ve darbe sabahı Fransa'ya kaçarken yakalanan Baylokçu Emniyet Amiri Kürşat Çevik için tatile gidiyordu, serbest bırakın çağrısı yaptı. Sivil imamdan alçak savunma, darbeye değil partiye gelmiş. Akıncı Üssü davasının 4 numaralı sanığı ve eski Anafartalar Koleji sahibi Hakan Çiçek mahkemede utanmaz bir savunma yaptı. Çiçek yeni okulunun tanıtımı için çocuğu okulumda öğrenci olan Albay Ahmet Özçetin'den ricada bulunduğunu, 15 Temmuz akşamı happy hour yani parti saati yaparız diyerek kendisini davet ettiğini öne sürdü. Hakikaten saçma bir savunma olmuş. Rüzgar gibi geçti. Mutlu sona ulaşan konsorsiyumun Türk ortaklarından Kalyon Güneş Yakısı ihalesini de 6.99 centlik teklifiyle kazanmıştı. 1 milyar dolarlık dev rüzgar enerjisi ihalesini Alman devi Siemens'te Türkerler Kalyon konsorsiyumu kazandı. 3.48 cent ki kilovatlık teklif bu. Birim fiyatta dünyanın en düşüğü olduğu. Peki ne zaman faydalanacak bu ucuz elektrikten Türk milleti? İşte bunu da sormadan edemiyoruz. Elin adamı, yani biraz kaba bir ifade belki ama en azından çarpıcı, akılda kalıcı ve sokakta çok sık kullanılan bir ifade bu. Elin adamı yıllardır denizdeki dalgadan elektrik üretiyor. Darısı başımıza. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Ülkemiz dünyanın en güzel rüzgar alan noktalarına sahip. İşte sörf yarışlarının ev sahipliği yapıldığı yerler var. İşte yamaç paraşütçüleri ne yapıyorlar? Rüzgarın bol olduğu yerlerde uçuyorlar. Yani rüzgar desen var. Bu ülkede var. Güneş desen var. Deniz desen var. Daha yeni yeni yola çıkmışız. Haydi hayırlısı. Geçelim efendim sıradaki gazetemize bakalım. Sıradaki gazetemizde hangi manşet karşımıza çıkacak? Bir gün zihinsel engelli çocukların yemeği mi gözünüze battı diyor. İsrafta sınır tanımayan iktidar engelli çocukların eğitim gördüğü okulda yediği öğle yemeğine gözünü dikti. Okullara öğle yemeğe giderler için hayırsever iş adamları bulmaları ve yemek paralarını onlara ödetmeleri teklif edildi. Şimdi bu ülkenin hayırsever vatandaşı tabii ki bitmez.
Bu ülkenin hayırseverleri her zaman var, var olmaya da devam edecek. Bu tabii ki insanlığın bir temel özelliği. Herkes olması da tabii ki hayırsever insanlar var. Sadece Türkiye'de mi? Hayır, dünyanın farklı yerlerinde. Ama şimdi yani sen zihinsel engelli çocuklarına bakamayacaksan, ya bunlar yemek yemesinler, bunlar çok yemek yiyor dersen, ya böyle bir savunmaya girersen, ya bu çocukların yemek paralarını bir hayırsever bulalım da onları öteleyelim diye düşünürsen yanlış edersin. Şu çocukların yiyeceği yemek nedir arkadaş? Nedir yani? Neyse, söylenecek çok söz var da söylemeyelim. Fatih Terim'e milyonlarca lira tazminat, meclis başkanına lüks araç verilirken zihinsel engelli çocukların öğle yemekleri ellerinden alınıyor. Devam edelim, sıradaki gazetemizin manşetine bir bakacağız. Hangi gazete? Orta Doğu. Fitne güruhu boşuna çırpınıyor. Evet, işte MHP'den sözde istifa haberlerinden medet umanlara sert cevap. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP'nin Türk milletinin vicdanında edindiği yeri yok etmeye kılıç artığı eski Marksistlerin gücü yetmez dedi. Çok enteresan bir basın açıklamasıydı bu. Tabii ki basın açıklaması dedik de yazılı basın açıklaması. Çünkü MHP'de bir klasik, az önceki fotoğraf işte Sayın Büyükataman. Bakınız, makamında. Nerede? Makamında. Ne yapıyor? Oturuyor. Oturuyor ve basın açıklamasını kaleme alıyor. 3 sayfaydı ya da 4 sayfaydı, yanlış hatırlamıyorsam. Çok enteresan bir basın açıklaması. Sonu daha güzeldi. Sonunu tuttum, sonunu beğendim. Sayın Büyükataman'ı tebrik ederim. Sonunda inanılmaz karakterlerden bahsediliyor. Teröriste silah verdi, şimdi şikayet ediyor. Ah, kim bu utanmaz? Acaba kim? PKK uzantısı PYD'ye 900 tır silah verip azdıran Amerika, diğer terör örgütleri harekete geçince paniğe kapılıp savaş çıkar telaşına düştü. Amerika bu. Amerika'dan her şey beklenir. Amerika'ya güven olmaz. Amerika dost mu? Geçelim efendim, sıradaki gazetemize bakacağız. Sıradaki gazetemiz Habertürk. Metin 2 intihara götürmüş Habertürk'ün manşeti. Güçlenmek için para lazım. 2005'te Kore'de üretilen Metin 2'de oyuncular oyundaki ejder tanrısıyla bir olup dünyada huzuru ve adaleti sağlamaya çalışıyor. Kullanıcıların savaşları kazanabilmek için karakterlerini güçlendirmeleri gerekiyor. Bunun için de para ödenerek sanal objeler satın alınıyor. Çocuklar, okuyunuz, okuyunuz, kitap okuyunuz. Bu oyunlara dalıyorsunuz var ya. Bak, Akan Ekinci'nin intiharında baş şüpheli Metin 2 adlı oyun. İstanbul'da evinde bilgisayar başında ölü bulunan Hakan Ekinci, ki 13 yaşındaydı sadece, intihar etti ortaya çıktı. Adli tıp raporuna göre vücutta darp ve cebir izi yok. Polis en son sabıkalı oyun Metin 2'yi oynayan Hakan'ın bu oyunu oynarken tanıştığı kişiler tarafından intihara sürüklenmiş olabileceğini değerlendiriyor. Yazık değil mi bu çocuklara? Yazık değil mi? Çocukları ne yapın? Dün de uyardık. Evet, derste çalışacaklar, kitapta oyun okuyacaklar, oyun da oynayacaklar ama her şey tadında. Sevgili çocuklar, evet, en doğru cümle bu. Her şey tadında, kararında. Her şeyin fazlası zarar. Bu aklınızdan çıkmasın. Efendim, Habertürk'te logonun sol tarafına bir bakalım. Böyle 8-9 Ağustos diyor, sıcaklık diyor, alarm diyor Habertürk. Hayır olsun. Ne ki bu? Eyyam-ı Bahur sıcakları. Aha. Eyyam-ı Bahur sıcakları dediğimde ne anlıyorsunuz? Ben şahsen bir şey anlamadım. Sıcakları kısmını anladım. Neyse. 8-9 Ağustos için alarm verildi. Sıcaklıklar normalin 5-7 derece üzerine çıkacak. Kandilli'ye göre, ki Kandilli sadece depremi ölçmez, hava sıcaklığına da bakar, 100 yılın uç değerleri görülebilir. İstanbul %94 nemle bunalacak. Meteoroloji Mühendisler Odası Başkanı Köse, eski deyişiyle Eyyam-ı Bahur ayın ilk yarısı başta İstanbul Türkiye'yi etkileyecek. Nemli ve sıcak hava soğukla karşılaşırsa yine sel olabilir dedi.
Aman sel olursa ne yapıyorsunuz? Boyunuz 1.60'ın altındaysa dışarı çıkmıyorsunuz. Peki aşırı sıcaklarda ne oluyor? Boyunuz 1.80'in üzerindeyse uzanıp yatıyorsunuz olduğunuz yere. O sıcakta dışarı mı çıkılır canım? Habertürk'ün ardından Karar Gazetesi karşımıza çıkıyor. Yaşta 15 Temmuz kriteri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğinin şekillendirildiği kritik yaşta FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle etkin mücadele dikkate alındı. Atamalarda liyakat, operasyonel kabiliyet gibi 5 kriter gözetildi. 5 yıldız. 15 Temmuz'da cuntacıların hedefi olan Hasan Küçük Akyüz kuvvet komutanı oldu. Darbecileri karşı koyarken yaralanan Albay Davut Ala generalliğe terfi etti. Ala mı, Ala mı? İşte bu tartışma konusu. Efendim şapka varsa şapkayı kullanınız. Efendim Türkçe'de şapka yok ki. Hadi canım, öyle bir şey yok. Şapka var. Yeri gelmişken bunu da buradan ne yapalım? Açıklayalım. Açıklamak doğru bir ifade değil aslında. Çünkü kural koyucu değilim. Ama en azından şöyle değiştirebiliriz o ifadeyi. Açıklamanın yerine hatırlatma diyelim. Ya da uyarı diyelim, ikaz diyelim. Dilimiz ne kadar zengin, öyle değil mi? Türkçe'de şapka işareti kalktı. Hayır, kalkmadı efendim. Dilimize batı kökenli kelimelerden giren kelimelerdeki şapka işareti kalktı. Eğer kelime Arapçadan, Farsçadan yani Doğu dillerinden Türkçemize geçmişse onlardaki şapka işaretlerini bir zahmet kullanmaya devam edin. Karar Gazetesi'nden sonraki gazetemize bakalım. Hangi manşet karşımıza çıkacak ona bakacağız. Milliyet bu rüzgar uçurur diyor. Türkiye zaten bu rüzgarlarla uça uça maşallah gökten yere inmez oldu. Allah Allah. Dev rüzgar ihalesini Alman Siemens'e Türkerler ve Kalyon konsorsiyumu kazandı. Borsadaki durumları ne bunların? Yükselmiştir muhtemelen değerleri. İhaleden dünya rekoru düşük fiyat çıktı. Kilovat başına 3.48 dolar sent. Bu manşet bakınız 4 Ağustos 2017 Cuma. 4 Ağustos 2017 Cuma. Milliyet gazetesinin ve diğer gazetelerin şu manşetini fotoğraflayın efendimiz. Fotoğraflayın. Neden? Çünkü çok iddialı. İnanılmaz iddialı. Dünya rekoru düşük fiyat çıktı ihaleden. İyi de şu proje bir hayata geçsin, ilk üretilsin. Bakalım faturalarda da rekor bir düşüş olacak mı? Pek sanmıyorum ama neyse. En azından bu ifadeleri vatandaşımız okuyunca vay be biz neymişiz diyor. Biz neymişiz ama efendim çok mu konuştuk? Yok. Belki de evet. İsterseniz gelin güzel bir müzik arası verelim. Ardından reklama geçelim. Çekip gidersen gidip de bir daha dönmeyeceksen al ömrümü koy ömrünün üstüne senden gelsin ölüm başım al ömrümü koy ömrünün üstüne senden gelsin ölüm başım üstüne thank you.
istersen gidip de bir daha dönmeyeceksen yüreğimi koy avucunun içine, senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü, koy ömrünü üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü.